Vallahi başkanımız ve hocamız onayladıysa bizim için iyidir. Son transferleri de beğendim. Bayağı Görkem Sağlam olsun, Campuzano falan 10 numara futbolcular yani. İnşallah takımımıza faydalı olurlar. Giresun çocukluk aşkı benim. Giresunspor çocukluk aşkı benim. Hakan'ı ilk 5 içine kesin koyarım. Vallahi bence birinci. Yani bunu Giresunlu olduğum için söylemiyorum. Samimiyetimle söylüyorum. Dar kaynaklarla mesela süper iş yapıyor ya. Mesela Giresunspor'da geçen seneden, daha doğrusu birinci lige çıktığı zamandan bu yana oynayan 4-5 tane banka oyuncumuz var. Onun haricinde alınan öyle çok flash transferler olmamasına rağmen dar kadroyla mükemmel götürüyor. Sıraya koyarsın. Hakan Keleş hocamızı ikinci sıraya koyarım. Yoktan var etti çünkü. Dördüncü sıra bence tam yani yeridir. Valla ben ilk 5'in içine koyarım. Çünkü dediğim gibi dar bütçeyle çok başarılı olaylar yaptı yani. Ben birinci sıraya koyarım. Çünkü ikinci ligden bir takımı alıp geçen sene 4 takımın düştüğü Süper Lig'de takımı ligde tutup da hangi hoca tutmuş yani görüyoruz. O kadar milyon dolarlık hocalar, milyon dolarlık futbolcularla beraber Hakan Hoca tek geçerim yani. Peki. Hakan hocamız bana göre birinci sırada. Birinci sıraya koyarım. Benim için birinci sırada. İkinci sıraya koyardım. Şimdi kendi tuttuğum takım bir de Giresun şehrimizin takımı. Herkes zaten bu şekilde cevap veriyordur. Ben 5. sıraya koyardım. Şu bu sene itibariyle ve geçen sene itibariyle Hakan Hoca da olsun, futbolcular da olsun 10 numara başarılılar yani. Evet, başarılı buluyorum. Evet, çok başarılı, çok memnunum. Süper Lig'de bir mücadelede bulunuyorlar. Bu bizim için bir gurur Giresunlu olarak. Hatta ben Fransa'dan geliyorum. Hani Fransa'dan bütün destekleri yolluyorum Giresunspor'a. Evet. Vallahi Giresunspor'u Hakan Başkan olduğu geldiği günden beri çok başarılı buluyorum. Hakan Başkan'ın aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Vallahi başarılı ve iyi buluyorum. Giresunspor 45 yıl sonra Süper Lig'i gördü ve başarılı bir şekilde devam ediyor. Geçen sene ilk haftamız çok zor bir şekilde geçti ama bu sene daha başarılı bir şekilde devam ediyoruz inşallah. Peki kulüp ne hissettiriyor? Şehrimizin değeri olarak görüyorum ben bence Giresunspor'un Süper Lig'de kalmasını ve Giresun için de gençler için de bir onur kaynağı. Alınan futbolcuda kötü olduğunu sanmıyorum. İnşallah daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Valla son transferleri işin gerçeği son maçı Karagümrük maçını seyredemedim. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ama Hakan Başkan ve teknik direktörümüz onay verdiyse bence iyi transferlerdir. Ya biraz eksiklerimiz var. Onun farkındayız ama ileriye doğru ilk yarının bitiminden sonra tamamen oturur diye düşünüyorum. Çok güzel, çok düşünceli bir transfer. Bence yani bu takımı daha da ilerletecek. Yani çok. Vallahi başkanımız ve hocamız onayladıysa bizim için iyidir. Vallahi isim olarak duyduğumuz isimler ama pek tanımıyoruz tabii bu yeni gelen arkadaşları. İnşallah uyum sorunu çekmezlerse başarılı olacaklarına inanıyorum. Son yapılan transferler de takımımıza olumlu bir şekilde yansıyacak inşallah. Çünkü yapılan bölgeler tam mevkilerine göre yapılan bir transfer. Düşük maliyette yine. Sattığımız futbolcuya bakarsak iyi bir gelir getiriyor. Ve aldığımız futbolcuları da daha düşük maliyetlerde. Peki. Şimdilerim oynadıkça göreceğiz. Şu anda güzel gözüküyor ama yani takımı birbirine bir uyum sağladıktan sonra takımın daha iyi olacağını düşünüyorum. Son transferleri de beğendim. Bayağı Görkem Sağlam olsun, Campuzano falan 10 numara futbolcular yani. İnşallah takımımıza faydalı olurlar. Valla bu yönetim daha önceki mesela eski yöneticileri de biliyoruz. Çok eski o birincilikte takımı çıkaranlar falan. Bu yönetim de tarihe geçmiştir. Evet. Lige çıkarak bir de bu kadar kısıtlı imkanlarla takımı ligde bırakarak artı bu sene de oldukça iyi başladı. İnşallah devamı da gelecek. Güveniyoruz Hakan Başkan'a ve yönetimine. Kulüp yönetimimiz de güzel. Yani gayet başarılı bence. Evet. Ben başarılı buluyorum. Neden başarılı buluyorum? Yani bu takımı ikincilikten aldılar, buraya getirdiler. Allah onlardan razı olsun. Ve o zor şartlara rağmen bu ligde kaldık. Başarılı olmaz mı yani bu insanlar? Bence başarılılar ve bu yılda kalacağımıza inanıyorum. Kalırsak başarılarını perçinlemiş olacaklar. İnşallah böyle olur. Temennimiz bu yönde.
yönetimi bazı konularda başarılı buluyorum, bazı konularda da başarılı bulmuyorum. Her yiğidin yoğurt deyişi farklıdır demişler. Umarım daha iyi olur. Hakan Bey'i de çok tebrik ederim. Yani Süper Lig'e 40 küsur yıl sonra Süper Lig'e çıkmasındaki şey, çok başarılı buluyorum Hakan Hoca'yı da. Başarıların devamını diliyorum. Başkanımız çok güzel bir politika izliyor. Çok düşük maliyetlerle futbolcuları transfer edip başarılı bir şekilde yönetimiyle birlikte Süper Lig'de kalmaya devam edeceğiz. Evet, buluyoruz. Evet, başkanı takdir ediyoruz bu konuda. Vallahi ben bir taraftar olarak hemen hemen her maça gidiyorum. İmkanı olan herkesin de gelmesini istiyorum. Bir de maçlarda fazla şeye gelip ceza almamızı önleme, hani fazla bir ne diyeyim size, olaylara karışmadan kulübümüzün ceza almasına mani olmasını istemiyorum. Daha sakin olarak maçları izlemesini istiyorum taraftarımızdan. Ve Çotonak Store'den alışveriş yapmalarını istiyorum. Vallahi herkes imkanınca, gücü yeten, en azından bir maça girerken atkısını dahi alsa Giresunspor için destektir yani. Forma, atkı, bilet konusunda da taraftarımıza, storemiz zaten aşağıda, hemen Atapark'ta. Oraya uğramalarını tavsiye ederim. Bir de bütün maçlara gelmelerini, bütün maçları derbi maçı gibi düşünüp sahada olmalarını isterim. Evet, sağ olun. Evet, şehrin bir kalitesi olduğunu düşünüyorum. Ve Giresun'a insanlar maç izlemeye geliyor. Bu da Giresun için gayet güzel bir şey. Hem gelmişken geziyorlar, hem ticari anlamda hem kültürel anlamda faydası sağladığını düşünüyorum. 44 sene çıktı biz birlikte, bize de ne söyledi? Biz daha 37 yaşındayız. Bizden önceki anlatılan insanlar anlatırken daha hoşumuza gidiyordu. Bir şehir için biliyorsunuz fabrikanın falan yok. Süper Lig'in bize çok şey katacağını, esnaf olarak özellikle esnaf rakip ve takımlar geldiği zaman şehre büyük bir aksı olacağını esnaf olarak daha iyi düşünüyorum ben. Giresunspor Süper Lig'de olması bize müthiş bir zevk veriyor, haz veriyor her şeyden önce. Benim yaşım değil, 50 yaşındayım ama Giresunspor Süper Lig'de olduğu dönemlere dahi yetişememiş bir insanım. Yani ona yetişemedim ama bu haz, bu zevk, bu şevk müthiş bir şey. İnşallah burada kalıcı oluruz. Temennimiz hep bu yönde. İlk 2-3 yıl kalıcı olduktan sonra da artık üstlerde zorlama hevesimiz olur yani. Doyumsuzuz ya biz insan olarak. İnşallah kalırsak ondan sonra son 2-3 yılda da, 2-3 yıl sonra da üstlerde oynamayı isteriz çabucağını gözüyle. Valla bu iş, yani onun tam şeyini bilemiyorum. Sebep nedir veya neden özellikle denetleniyor. Ama bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Yani denetlenmesi normaldir ama aşırıysa bilemiyorum yani, bir kasıt varsa öyle bir şey oldu. Öyle bir şey mi var yani, bilmiyorum. Eğer kasıtlıysa tabii can sıkıcı ama tabii ki denetlensin. Herhangi bir şey varsa zaten ortaya çıkar ki bu yönetimin ben şeffaf olduğuna inanıyorum. Herhangi bir sıkıntım olduğunu düşünmüyorum. Valla denetleme kurumlar arasında yapılmasını gerekli buluyorum ama bu şekilde yapılmasını biraz aşırı buldum. Bunda bir kasıt olup olmadığını araştırmak gerekiyor. Onu da devlet yetkililerine incelemesi gerekiyor bence. Valla denetleme hakkında ne diyeyim? Bana saçma geldi. Yani ben Yusuf'u tek kelime açıklayamam. Açıklayacağım, bu gelsin bana açıklasın, ben de öyle diyeyim. Yok ya, böyle bu sevgi çok farklı bir şey. Giresun çocukluk aşkı mı? Giresun spor çocukluk aşkı mı? Aşk. Aşk.